Evet, burası Seferihisar'ın Tepecik Mahallesi köyü. Bir tane hasta bir kedi ihbarı almıştık. Onu şimdi geldik taşıma kabımızla birlikte. O kediyi alıp tedavisi için bir bakacağız ilk önce durumu nedir diye. Ki çok kötü olduğunu söylediler. Bakalım, çocuklar haber verdi bize. Deprem oldu değil mi? Hangi hasta kedi, göster şimdi. Hasta kedi hangisi? Hangisi? Ay. Ne korkuyor? Sondan kaçabilir miyim şu? Ha, bakıyorsun zaten, dur. Sen nerede kedi, onu bul, bırak. Hadi kediyi bulalım. Tamam. Dur. 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 Kurtardın bizi, helal sana. Ne? Hadi gel bakalım, yürü göster bize. Sen kediyi almaya mı geldin? Kediyi almaya geldik işte, iyileştireceğiz onu. Ha. Bak, buna koyacağız. Tamam. Gel pisi pisi gel. Gel pisi pisi. Ya çocuklar çok güzeller ya. Gel. Bak. Gel bakalım. Gel pisi pisi pisi. Gel pisi pisi pisi. Düğünü atar mısın lütfen? İsmi ne? Adını bilmiyorum. Kedinin ismini koymadınız mı? Yok, çoğumadık ama düğünü çıkartana. Gözlüğü mü çıkarayım? Evet. Niye? Görünmüyor şimdi ondan. Görünmüyor mu? Çeri 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 çıkarlar sen. Bu da uzakta mı ya? Kolay gelsin. Şunu, şu kedi mi yoksa köşede? Hayır, o değil. Boynu böyle eğilir. Nasıl boynu, göster bakayım. Bak. Hasta böyle mı? Bak böyle. Hasta mı yani? Evet, bak böyle, boynu böyle. Ne evet, güzel tatlıydı. Ne, biz onu alacağız inşallah, boynunu düzelteceğiz. Gel pisi pisi pisi. Hah, sen bağlamda oraya geliyordun. Ha, oraya mı geliyor? Dur. Dur, dur, araba var, dur. Dur, dur, tere. Gel pisi. İşte geldi. Şu mu? Hayır, o değil. Böyle böyle yiyorlar. Bunlar da çok kötü durumda. Aşkım, mama getirdin mi ki bunu? Versene, şunların haline bak. Ne? Bunlar böyle lan. He. Buradaki hangi? Oho. Yok, yok. Ben kaçabilir miyim? Şu gelenlerden biri mi? Hayır, o değil. Burada ama çok kedi var ya. Ay 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 ay. Hadi boynunu. Şimdi kaldırma, betona bırak ki daha rahat etsinler. Evet. Şu gelen mi yoksa bak? Hayır, o değil. Böyle böyle iyi olan. İşte onu arıyoruz biz, o hasta olanı arıyoruz. Her yerden kedi geliyor. Bulduk. Gel. Şimdi bunun ya kulaklarında bir rahatsızlığı var ya da sinir sisteminde bir şey var. Yürüyemiyor, dengesi bozuk. Yazık, boynu da böyle bir yan. Merhaba. Merhaba. Tamam, biz seni tam nereden geldik kurtarmaya. Bak kafasına bak, boyuna bak. Tamam, korkma. Gel. Bir tane düşürecek diye çalışıyor olmadı. Gel. Şimdi ona bir tuzak yapacağız yakalamak için. Gel. Gel, tamam, yemek var, yemek. Şişt. Merhaba. Niye kafan böyle, boynun yan senin aşkım? Ha? Ha? Tamam. Tamam. Her yer kedi. Her yer kedi. Ana. Aç aşkım şeyi. Gel. Şimdi buraya koyacağız. Gel aşkım. Getir. Getir. Buraya şey yapsana, kedi mamasını şuraya. Tamam, getireceğim. Gel bakalım. Koklat bir kere aşkım. Onu, o kokusunu aldıktan sonra getir. Buraya getir. İçine koy onu. Gel. Hı. Tamam. Biraz itir içeri doğru. İtir. Ayaklarından şey yap. İçeri.
İttir, 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 ittir. Tamam. Tamam, kapat şimdi kapağını. Kapatalım. Evet. Bitti. Evet. Çocuğum ya. Şimdi doktora gidiyor. Hadi, birinci acil bilin. Ben iyiyim, ben buradayım. Heh, tavuk bile geldi yanımıza. Aa, bu yemekte iyi bakıyor canıma bak. Bu da buranın sokak köpeği mi? Şey, deprem olur mu bir daha? Deprem olmaz bir daha. Korktun mu sen depremde? Evet. Hı. Babam olmayınca çocuğum. Bak. Çay biri. Bak yemek yiyor bak. Bak. Yemek yiyor. Şey, beni çerçep edin hadi. Hadi bakalım. Hadi şey, beni çerçep edin böyle. Çünkü ben iyiyim, ben dururum. Hı. Hı. Hadi gelin ya, tavuk beni. Tavuk kedilerle geziyor ya, çok güzel. Kediler, köpekler, tavuklar aynı anda geziyor bak. Bak şunlara ya, başka bir yerde göremezsin bak. He. Sana da memnun oldum aşkım. O kadar çok aç hayvan varmış ki burada bu köyde. Bak. Tavuğa bak ya, kediyle yan yana. Tamam, tamam. Bıraktık, hadi yiyin. Gel bak, orada her yer mama var. Bak gel. Hadi. Bak böyle bıraktık. Bir daha çene alsın. Hadi bakalım. Hadi böyle çene alsın. Şimdi bunu doktora götüreceğiz. Doktora gideceğiz. Doktora mı? Evet. İyileştireceğiz. Kafası, boynunu. İyileştireceğiz. Boynunu düzelteceğiz. İyileştireceğiz onu. Hadi çek, beni çerçep edin. Ben böyle en hadi ben bakalım. Anneciğim, hadi. Sonra çeyrek gidelim. Evet. Geldik, hadi bakalım. Testine hadi gidelim. Veterinere. Narkotik başı öyle mi? Narkotik başı öyle mi? Maması yani çok az açtım ben. Merhaba, kolay gelsin. Şu bozuk var mı? Evet, o bozuk. Açar mı? Açabilir altını. O zaman şöyle boyayayım ben. Tamam. Onu sonra. Suyu var mı, yemi var? Yok, suyu yok. Bir şey, de mamasının kabı birazcık daha açılması lazım. Çok az açtım. İçinde ben mama var da biz kaç yakalamak için koyduk onu. Kaçar mı ben açarsam? Sen ne diyorsun? Zannetmiyorum. Arkaya mı gitmiş mama? Bir tane daha açalım o zaman. Kaç kilo? Kaç kilo? Evet, bugün 22 Mayıs Cumartesi, sokağa çıkma yasağı var. Biz neredeyiz? Bakın. Veterinerdeyiz. Boynu aşağı eğip sürekli sallayan hasta bir kedimiz vardı. 4 gündür tedavide. Şimdi Sertan, veterinerimiz Sertan ameliyatta. Biz de böyle hastane bahçesinde bekler gibi refakatçi onu bekliyoruz. Hiç işimiz gücümüz yok. Tek işimiz gücümüz bizim bu canlara yardım etmek arkadaşlar. Böyle huzur buluyoruz. Bizim en büyük kazanımımız da bu zaten. Onun verdiği huzur. Şimdi Sertan ameliyattan çıksın, bakalım durumu hakkında bilgi alacağız ve tedavisi biraz uzun sürecek gibi. Tedavisine devam edeceğiz. Bakalım duruma. Evet. Burada da bir tane hasta bakıyorum. Evet. Muhtemel çerçevede darbe var şeyde. Nerede? Boyun boynunda köpek saldırısı olabilir mi? Trafik kazası da olabilir. Yalnız şu da var, ben hemogram da bakıyorum. Hı-hı. Enfeksiyon da vardı. Antibiyotik zaten girdim, toparlamaya başladı ama kulak temiz. Kulak herhangi bir sıkıntı yok. Sizler şimdi... Kafası böyle? İşte darbe. Darbeden mi oluyor? Darbe. Bir trafik kazası. İlaç vereceğim. Peki tamam, ilacı nasıl vereceğiz? Bir hafta konserven içerisine karıştırıp... Şimdi kediyi biz başka bir alandan aldık ya, bizim eve götürdüğümüz zaman kaçar gider mi? Kapalı bir alanı yok mu? Yok. Yani evin içine alacağım ben. Hayır. Başka teklifim var sana. Başka box'ın var mı? Yok. Box alacağız. Sana ben bir tane daha box vereceğim. Tamam. İki box'ı birleştir. Hı hı. Şöyle aynı aparatla. Hı hı. Birleştir. Tamam mı? Bir tarafa kum vesaire koy. Çıkakı oraya yapsın. Hı-hı. Yemek suyu buraya koy. Hı-hı. Açarsın. Temizliğini yaparsın. Yine kapatırsın. Kaç gün tedavi edeceğiz? 5 gün. Derince ilacı 5 gün kullanmanız gerekiyor. Tamam. Büyük box var mıdır pet shoplarda falan? Çok büyük box. Şimdi bak şu var. Çok büyük box alırsan bu can çok hareket edecek. Harekete kısıtlamak istiyorum ben amacımı. Peki o iki box'ı nasıl birleştireceğim ben? Göster bana. Sen demek istemen değil mi? Kapakları aç iki tarafında. İki kapağı da birbirine şeyle... Tamam. Sıfırla. Tamam. Çok rahat birleşir. Tamam. Yani ne olur mesela şöyle bir alın, tünel gibi alanın olur. En azından çiş kakayı bu tarafa geçer. Hı hı. Açarsın. Temizliğini yaparsın. Mamayı da açarsın. Ya da şu aradan bir taraf açık bırakırsın. Hı hı.
Zaten şey yaptığın zaman, her iki tarafı ağır bir şey koyduğun zaman zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Rahat bir şekilde. Çok da kirli yazık, kıyamam. Yani biraz... şey, iç parasitini de yaptım ben. İç parasitte sıkıntım yok. Ha, yaptım. Tamam, teşekkür ederiz. Kıyamam sana. Açsam evde. Evde açsam. Açmayayım mı? Açma. Şimdi bak. Yabancı bir ortam, ters bir hareket vesaire. Köpek de var evde. Yani şimdi bir travma daha yaşayıp da bu sefer iyice şöyle yani bir şeyde kalması. Kıyamam sana ya. Demek ki biz kulakta iltihaptan şüpheleniyorduk. Darbe varmış. Araba çarpmış demek ki. İşte, merhaba. Sana isim vereceğiz sonra. Bakalım 5 gün daha tedavin sürecekmiş senin. Kirli, her yeri kirli bak. Leş gibi. Bak, bak kız beni çıkarın buradan. Kıyamam sana. Sevincim eve gidiyor. Bir bilsen ama sen, senin iyiliğin için burada olduğumuzu. Hı? İsimsiz kahraman. Gel, gel, gel aşkım, gel, gel. Evet ya, çok güzelsin. Bak, poposun döndü sen kaşındı. Poposun, evet, çok güzelsin. Eğer sizin oradaki alan alışırsa, kısırlaştırırız. Sağ ol, bahçedeyiz. Yani alabilirim, alabilirim de ben sorun yani, değil, bahçeli evim. Hemen geliyorum. Ne yapalım, aldın mı bunu? Temizleyelim, yıkayalım, tedavisini edelim. Kendi bilir. Yani şimdi belki kendi alanına geri dönmek isteyecek oradaki. Hey, merhaba aşkım. Çok güzelsin. Şey arkadaşlarına geri dönmek isteyebilirsin belki. Şimdi? Evet. İlacımız. Bundan günde bir sefer. Vereceğiniz miktar bu. Bu kadar. Mamasının içerisine mi vereceğiz? Konserve mamanın içerisine. Gördün mü aşkım miktar ne kadar? Ben toz mu? Toz, krem. Toz. Toz. Ben şimdi buna bir çizik atacağım kalemle. Tamam. İşaret belirleyeyim size. Tamam. O sırada vermiş bu. Hey. Hey, yan kafalı. Bak, bak, patiye bak. Çok kirlisin aşkım. Çok kirlisin. Fırat. Tertemiz yapacağız seni. Tertemiz. Tamam. Tamam, anladım. Şu var. İlacı verdikçe günden güne kafa dönmeye başlayacak. Düzelecek yani. Eğer bizde kalsın dersen ilacı bir 14 güne devam etme şansım olabilir. Ama toparladın. Ben bu canlıyı evet ortamını istiyor. Ben bunu burada bana sıkıntı yaşamak istemiyor dediğin zaman da dedim ki bu süreci düzeldiği zaman bırakabilirsin. Peki boynu düzelecek mi bu tedaviden sonra? Benzer bir vakan var. Aynı değerlere sahip. Biz bunu hallettik. Tamam, ben de hallederim. Yani 6. Ya. Günde, 6. günde bariz olarak şunu bak yapabilir arada. Kafa şöyle bir hafif şeyde, sallanabilir. Yani o böyle bir sanki yaylara gibi. Ama ondan sonrası bütün her şeyi hallediyor. Ya şu andaki halinden iyidir ama sürekli aşağıda. Ama ilk getirdiğin hali çok, çok kötüydü. Çok kötüydü. Evet. Hayat kalitesini de düşürüyor. Tamam, tamam, hallederiz ya. Bakarız toparlı. Ya. Bakarız be. Çok da tatlı bir şey. Evet. Şu var yalnız. Sıkıştırılmayı sevmiyor. Sertan bu arada Erkan yazıyor. Erkan yazıyor. Ben Sertan'ım. Önlemi videoda başta. Hayır, videoda kaza olmadı. Geçirdi. Sallak da. Öyle önlemi mi? Başta. Evet. Sen bize baksın verir misin? Baksın verir misin? Bir tane baksın vereceğim. Ben hemen getiriyorum baksını da. Evet. Şimdi aldık onu. Aracımız da küçük olduğu için kapağı, kapağı içinde böyle bir sistem yapacağız ve onu evimize götüreceğiz. Tedavisine evde devam edeceğiz. Bütün gelişmelerden de video ile size haber vereceğiz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şimdi 5 gün boyunca özel oda hazırladık buna. Böyle bir yerde maması, suyu, tuvaleti. Burada dışarıyla teması olmaması gerekiyormuş. Onu korumamız açısından ve kaçmaması için. Çünkü serbest kaldığı zaman kaçarsa bir daha bulamayız. Tedaviye devam edemeyiz. Hadi annesi aç bakalım. Gel bakalım. Çık bakalım. Kaç gündür şu anda orada yazık. Günlerdir şu küçücük şeyin içerisinde. Bak. Hemen mamaya koştum. Gittim. Ay çok kıyamam. Güzel tüylerine yazık, kıyamam sana. Bak nasıl acıkmış. Kafası bakın aşağıda şu an göremiyorsunuz siz ama hep boynu sağa doğru eğik bir şekilde geziyordu. Ondan zaten bize geldi.
bize bildirdiler yeğenimiz. Dedi böyle böyle bir kedi var. Ondan sonra tamam hepsi senin dedi. Ay nasıl acıkmış hayvan. Ondan sonra burası biraz kirli bakın. Her yeri kirli. Temizleyeceğim ben. Temizleyeceğiz onu. Bak. İyi de huylu ha değil mi aşkım? Evet. İyi de huylu bir kedi. Çok iyi bak. Ha kafayı aşağıda. Gel. Pıs pıs pıs. Ay. Ay düştü kıyamadım. İşte dengesi yok. Sular döküldü bak. Ben görüyor musunuz? İşte zaten tedavi etmemizin amacı bu. Kafası hep aşağıda. Ben. Gel. Gel bakalım. Evet. Ay yazık. Sevdirmeye çalışıyor kendini. Bak. Annem benim. Bak. Annem. Bak. Boynu bükük. Boynu bükük. Dengesizlik var. Hadi suyu şuraya koyayım. Hı, koy suyu. Gel, gel bakalım, gel bakalım, gel. Gel bakalım, gel. Boynu hep aşağı. Ay kıyamam sana ben be. Gel hadi mama yiyelim, gel. Yesin hadi. Mama yiyelim hadi. Yemeyecek misin? Allah kendini sevdirme derdinde. Hı. Sevdirme derdinde aşkım. Evet sevgi istedi. Aa kıyamam. Gel bakalım yürüyemiyor yazık. Ben seni. Dengesi bozdu ayağına bak. Ben seni bırakmam. Gidemiyor bak. Yazık kıyamam sarhoş gibi gidiyor bak. İyileşecek iyileşecek. İlaçlarımızı verdi Serdan abi. Düzeleceğiz. Düzeleceğiz aşkım tamam gel. Bak sevdirmek gel, sevgi istiyor ayol. Kıyamam ya. Sana anneciğim. Sevgi istiyor. Anneciğim benim. Şişt, kıyamam. Ay ay. Ay he, ne var? Ne oldu? Hadi git mamanı ye ben seni seveceğim daha. Yürürken düşüyor. Seveceğim daha ben seni. Gel mamanı ye hadi. Tamam bırak yemek istemeyiz. Size sevgi istiyor şu an. Evet sevdirmek istiyor. Gel çık buraya. Gel buraya çık. Heh. Aferin. 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 Allah. Heh. Yazık kafası hep yalan. Yazık kıyamam. Şimdi bir darbe almış olabilir dedi veteriner. Bir araba çarpması, birisi taş atmış olabilir, tekme atmış olabilir. Köpek ısırması dedik ama köpek ısırması olsa diş izleri ve yaralanma olur, açık yara olur. Dolayısıyla o değil. Yani birisi ya vurmuş, yani darbeye dayalı böyle bu şekilde. Bak bak. Yine de her şeye rağmen hayata küsmemiş. Bak sevgi istiyor. Ben seni ondan çok severim ya. Ondan çok yüce varlıklar işte. Sırf ben bu yüzden. Ben seni çok severim. Bunlar çok yüce varlıklar. Severim ben seni. Sen yeter ki sevilmek iste. Severim ben seni. Evet. Vay düştü yine bak. Yan kafalı seni. Buna bir isim koyacağız arkadaşlar. Bunun tedavisi biraz uzun sürecek. Belki son aşamada ameliyat bile olabilir bilmiyoruz. Ama bunu bu şekilde çünkü dışarıda yaşaması zor diğer hayvanlar. Yani bu mesela bir yemek bulunsa kedilerin arasında en son bu yer. Yedirmezler bunu. Çünkü zaten yürüyemiyor kıyamam. Hadi bakalım. Rahat bırakalım biraz yesin. Hadi biraz yesin rahat bırakalım.